Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar AB BC eşit. Yani bunlar ikizkenar, değil mi? O halde diyorum ki B noktasından tabanıma bir dik indireyim. Şöyle. 4 bir daha 5. Yarıya bölersen 5 bölü 2. 1'i çıkartırsam şu kısma ne kaldı? 3 bölü 2. O halde Pisagor yaparsam bakın 4 kök 2 neresi? Şuradaki hipotenüs değil mi? O halde 4 kök 2'nin karesi 32. Eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4'ten. Buradan 4 kere 32 128. 9 çıkarttım. 119 bölü 4. Tabii kök içerisinde. Nereyi buldum? Bakın şu yüksekliği değil mi? O halde burasının karesi yani 119 bölü 4 artı şu 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4 eşittir x kare değil mi? Buradan 130 144. Kök içerisinde 144 bölü 4 eşittir x. Buradan da 12 bölü 2 gelir. O da eşittir 6. A seçeneğimi işaretlerim. Evet, AC artı BC toplamı kaç birimdir? Bakıyorum AC neresi? Şu kısım. BC neresi? Şu kısım. Şimdi şurada bir açıortay var. Dikkatimi çekti. Şurada bir 90 var. O halde şunu şöyle uzattım. Şurası 90 olursa şuralar eşit olur. O halde diyorum ki buraya mesela A diyeyim. Burası da A oldu. Şuraya da B diyeyim. A artı B, A artı B. Yani benden kısacası şu taban isteniyor değil mi? O halde ED'yi ne vermiş? Bakın ED 8. 1'e 8 ise 2'ye nedir? 16. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar tabanlarım eşit. 90 dereceyi gördüm. Hemen ne yaptım? B ile D'yi birleştirdim. Burası da 25'tir. Şöyle 90. Açılarım da eşittir. Devamında şu 135'i kullanacağım. Bakın bunu ne zaman görsem aklıma 45 geliyor. Şöyle uzatıyorum. Dışarıdan bir dik çiziyorum. Şöyle 90 derece. Zaten şurası da 45. Burada 45. 90'ın baktığı 7 kök 2 ise 45'in baktığı 7. Burası da 7. O halde bakıyorum 7, 25. Bu nedir? 7, 24, 25 üçgeni değil mi? 24'ten 7 çıkartırsam x'ime 17 kalır derim. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar şu açıortaylar dikkatine. Arkadaşlar bakın şu açıortaylar dikkatimi çekti. Ne yapacağım? Bakın şunu şöyle uzatıyorum. Şöyle 90 derece olursa 14 buraysa 14 de burasıdır. 2 şu kısma kaldı. Şuraya. Devamında aynı şekilde şurayı uzatırsam bakın şöyle 90 derece. AB 10 ise şu kısım da 10'dur. 16'dan çıkarttım. 6 da buraya kaldı. Bakın şu kısma. 6, 2 daha 8. 16'dan çıkarttım. O halde şu kısma da ne kaldı? 8. Devamında bakın şu tabanlarım eşit olmalı. Aynı şekilde bunlar eşit. O zaman benzerlikten 2'ye 8 ise 1'e 4'tür. Veyahut buradan 2'ye 8 ise 1'e 4'tür. X'imi 4 buldum. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar bakın. Şuraya alfa dersem şu kısım ne olur? Beta. Ters açıdan burası ne oldu? Beta. Devamında AB BC'ye eşitmiş. O halde ikizkenardan burası da alfa oldu. Bura alfa ise buraya ne kaldı? Beta. Aynı şekilde GEC büyük üçgeninde de 90 alfa şu kısma ne kaldı? Beta. O halde ben diyorum ki bakın burada bir ikizkenar buldum. O zaman yüksekliğimi indireyim. Şöyle 90 derece. Ve tabanlarımı iki eşit parça ayırdı. Mesela M burası olsun. M de burası olsun. Şu FE'ye de K diyelim. Bakın buradan X ne oldu? X'in karşıtına bakarsan M artı K değil mi? Aslında ben M artı K'yı bulmalıyım. Şu denklemi de bana boşuna vermemiş. Bakın EF nedir? K. 2 ile çarparsam 2K artı GF nedir? 2M. Eşittir. 18 ise benden M artı K isteniyordu. 2'ye bölersem M artı K'yı 9 bulurum. Evet, X kaç birimdir? Arkadaşlar bakın 90'lar ve şu eşitlik dikkatimi çekti. Geldim şöyle üçgenler oluşturdum. Bakın Tabanlar aynı. Yükseklik aynı. O zaman diyorum ki hipotenüsler de aynı olmak zorunda. O halde 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi 64 eşittir 6'nın karesi artı x'in karesi değil mi? 36 artı x kare. Buradan x kare nedir? 60, 70, 80, 36 çıkarttım. 44. O halde x buradan nedir? Kök 44. Yani 2 kök 11 derim. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar bakın. BCD'ye alfa dersem BAC ne oluyor? 2 alfa. Yazalım. BCD şurası alfa. BACD şurası 2 alfa. Devamında bakın BD'ye K dersem AD ne oluyor? 4K. Geldim. BD'ye K dedim. AD'de 4K değil mi toplam? Sonra diyorum ki şuradan bir doğru indireyim. Şu BCD üçgenini DC boyunca katladığımı düşünün. K burası. Şöyle 4K'yı sildim. 3K burası. Aynı şekilde açım alfa. Devamında bakın şuraya ben beta dersem şurası ne olur? Beta. Bakın BCD üçgeninde alfa, beta 90. Peki ADC üçgenine bakalım. 90'ımız var. Alfamız da var. Bakın burası. Şimdi bir de beta bulmalıyız. O halde şuraya ben ne diyorum? Beta. Ama 2 alfa fazlamız var. O halde eksi 2 alfa diyeceğim. Aslında bunu niye yaptım? Şunu kanıtlamak için. Bakın topladığımda ne oldu burası? Komple beta olmadı mı? Beta da burası. O zaman burası ikizkenarmış. 5K buraysa 5K da burasıymış. O halde 4K buraysa o halde bu 3, 4, 5 üçgeni 6, 8, 10 üçgeni olmalı. K buradan 2 gelir. Yerine de yazarsam 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36 kök 40. O da nedir? 2 kök 10. Evet. X kaç birimdir? Arkadaşlar E'de DC'ye eşit. Hemen geldim. Şu ikizkenardan bir dik indirdim. Şöyle tabanlarım eşit. Devamında AB AC'ye eşit. O halde buralar 45 derece değil mi? 45 burası. 45 komple burası. Bakın bir şey yakaladım. Şu DAC üçgenini sanki katladık buraya değil mi? O halde 3 kök 2 buraysa bakın 3 kök 2 burası. Şöyle 45'in baktığı 3 kök 2 ise 90'ın baktığı kök 2 kat olacağından ne oluyor? 6. O halde 6 artı 3 kök 2 buraysa eşitlikten 6 artı 3 kök 2 de burası. Yansımadan dolayı şu kısım da 6 artı 3 kök 2 yani şurası. Eşitlikten şurası da 6 artı 3 kök 2 olmalı değil mi? O halde diyorum ki bakın 45 derecede burası ya. O halde 3 kök 2 de burasıdır. 6 artı 3 kök 2 olacağından x'e buradan 6 kaldı. C seçeneğimi işaretlerim. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar şeklime baktım. 15, 75, 90 üçgeni var değil mi? Sonra AC 10 kök 2 verilmiş. Yani şurası 10 kök 2 verilmiş. Sonrasında bir ikizkenarım var. İkizkenar üçgen. O halde aklıma şu geldi. Hani 15, 75, 90 üçgeninde indirilen kenarın 4'te 1'iydi ya. Bunu ben kullanacağım. Şimdi öncelikle ikizkenar üçgende bir özellik vardı. Onu hatırlayalım. Şöyle hani ikizkenar üçgende yükseklikler neydi? Birbirlerine eşitti değil mi? Aynı bu mantıktan da bakın. Şu indirdiğim yükseklik ile şu yükseklik eşit olmalı. Neden böyle yaptım? Çünkü 30'un baktığını bulursam zaten 90'ın baktığını her türlü bulurum. Bunun için de indirilen taban nedir? 10 kök 2. Bunu 4'e bölersem nedir? 5 kök 2 bölü 2 değil mi? O halde diyorum ki 30'un baktığı 5 kök 2 bölü 2 ise 90'ın baktığı 2 kat olacağından 2 ile çarparım. 2'ler gitti. X'in bir 5 kök 2 oldum. Evet, BE kaç birimdir? Arkadaşlar bakın şuraya dikkat. GF ile GH'ın toplamı 12 birim. GF neresi? Bakın şurası. GH neresi? Burası. Özelliğim ne diyordu? Bir kenardan diğer kenarları çizilen yüksekliklerin toplamı üçgenimin yüksekliğine eşittir. O halde üçgenimin yüksekliği nedir? Bakın B'de. Burası o zaman 12'ymiş. Devamında Bakın burada 90 derece var. 90 denilen bir dik var. Ben burada öklit yaparsam benden istenen şu BE değil mi? Ben buraya x dersem hatırladınız mı? 12'nin karesi 144 eşittir x çarpı x artı 10 tamamı. Buradan da x ne gelir? 8. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, ACCD'ye eşitmiş. O halde diyorum ki şu açımla şu açı birbirlerine eşit. O zaman diyorum ki ben buraya alfa, şuraya beta diyeyim. Şurası ne oluyor? Alfa artı beta. Devamında bakın alfa buraysa şu kısma ne geldi? Bakın alfa artı 2 beta ya. Alfa buraysa 2 beta burası. Tamamı 90 olacağı için şu kısım alfa ve şu kısım 2 beta. Ters açıdan alfa buraysa alfa burası. O halde alfa buraysa 2 iç açı diğer dış açıya eşit muhabbetinden şu kısım beta. Sonra bir şey dikkatimi çekti. Şöyle beta'ya beta. Yani burada bir ikizkenar var. O halde AF'de x derim. Bunun bana artısı ne olabilir? Bakın arkadaşlar, 90 dereceden inen bir dik var. Burada öklit yaparsam 9 kere 7 63. Şurası kök 63. Burada Pisagor yaparsam 81 63'ta 144 kök dışına 12 diye çıkar. Evet, AD eşit DE kaç birimdir? Arkadaşlar AD DE birbirine eşitse şu kısmı alfa dersem burası da alfa olacak. Ters açıdan burası da alfa. Şurası 90. Şura beta olsun. BAC üçgeninde de 90 alfa. O halde şurası beta. Bakın betaları gördüm. O halde burası ikizkenarmış. O zaman ikizkenardan bir yükseklik indirdim. Şöyle 90 derece. Tabanı 2 eşit parçaya böler. 12 4 daha 16 2'ye böldüm. 8 burası. 4 buraya kaldı. Devamında şöyle bir yükseklik indirdim. 4'ü buraya taşıdım. İkizkenardan dolayı taban da 2 eşit parçaya bölündü. Burası 3 4 5 üçgeni değil mi? C seçeneğimi işaretlerim.